Beşinci mesele. Nasıl ki bir cemaatin malı bir adıma verilse zınır ve cemaate ait vakıfları bir adam zattırsa zulmeder. Öyle de cemaatin sayılarıyla hasıl olan bir neticeyi veya cemaatin hasırlarıyla terettüp eden bir şerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üstadını vermek hem cemaate hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünkü enaniyete okşar. Gurura sevk eder. Kendini kapıcıyken padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder, belki bir şirkefiye yol açar. Evet, bir kalayı fetheden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet şerefini bir başlığı alamaz. Evet, üstad ve mürşid mastar ve menbar telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve merkez olduklarını bilmek lazımdır. Mesela hararet ve ziya sana bir ayna vasıtasıyla gelir. Senden güneşe karşı minnettar olmaya bedel aynayı mazhar telakki edip güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Evet, aile mahfuz edilmeli, çünkü mazhardır. İşte bir şeyin ruhu ve kalbi bir aynedir. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze mahis olur. Müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Hatta bazı olur ki mazhar telakkiden bir üstad ne mazhardır ne de mezardır. Belki müridinin saffet ihlasıyla ve kuvveti irtibatıyla ve ona has-ı nazar ile o mürid başka yoldan aldığı fiyatı üstadının mirat-ı ruhundan gelmiş görüyor. Nasıl ki bir adam manyetizma vasıtasıyla bir cema dikkat ede ede alem misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O aynada çok garaybi müşahede eder. Halbuki aynada değil, belki aynaya olan dikkat-ı nazar vasıtasıyla aynanın haricinde hayaline bir perde açılmış görüyor. Bir pencere açılmış görüyor. Onun için deyiz ki bazen nakıs bir şeyin halis müridi şeyhinden daha ziyade kâmil olabilir. Dödeler şeyhinin şeyhini işgal eder ve şeyhinin şeyhi olur. Allah'a emanet olun.